Peki böreğin tadına baktık. Medine Hanımcığım, yemek yapan, yani daha siz biraz daha uzmansınız bu konuda, yemek konusunda. Çünkü sürekli bu işle uğraşıyorsunuz. Su böreği nasıl olmuş? Su böreğini beğendim, güzel olmuş. Sadece soğuduğu için belki biraz yağları donmuş. Biraz yağları donmuş. Peki lezzetli buldunuz. Okey. Zeliha Hanımcığım. Ben de beğendim. Biraz yağlı ama ben de beğendim. Tadı tuzu yerinde. Peki su böreği fırında mı pişer, ocakta mı pişer? Ocakta pişer o su böreği. Bu da ocakta yapmış ocakta galiba. Öyle. Fırında zaten pişip su böreği olmaz. Normal börek olur. Ne diyorsun, bak beğendiler. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Gökçen Hanımcığım. Yani Kadir Bey, ben sadece yanık yedim. Ha sana biraz ama evet. İşte ocakta ya herhalde yani. Tutmuş mu, dibi mi tutmuş? Yani bakın ya benimkinde de var yani, ama ben onu ama söylemedim ocakta oluyor yani. Bir şey söyleyeceğim. Yok, dur, tek tek hanımlar. Bakın benim bunu kayınvalidem, kayınpederim çok seviyor. Her haftada açar. Olabilir. Anlatabiliyor muyum? Olabilir. Yani biz de kızartıyor. Ben de kızartıyorum, o da kızartıyor. Biz bunu bu şık yani nasıl kızarması isterim? Sadece şu şekilde kızarması isterim. Bakın hem burada yanıklar var. Hem burada var. Hani yani yanlış anlamayın. Çok da değil yani. Ama olabilir. Ben yanık, şu an ağzımda yanık olabilir. Tadı kaldı. Ama çok böreğin... da yanık değil yani. Bakın. Öyle hani aşırı aman bir yanık tadı yok. Yani dibi tutmuş diyor ki, dibi tutmamış da tutmuş da değil. Kocaman böreğin o yanığını yemek zorunda mıydınız? Tamam da siz misafiriniz gelince siz yanığını yemeyin, burasını mı yiyin diyorsunuz? Yani çok küçük bir yanık, öyle abartılacak bir şey de değil. Bakın burada da olabilir, var. Yani çok... Bunu çevirin, burada da var. Bak, bakın Kadir Bey'in tabağında da. Arka tarafında bak burası kısalmış. Bak Kadir Bey'in burada bak, da var. Yok mu? Var. Ya peki yani lezzet olarak börek lezzetli olmamış mı? Hayır. Bakın Kadir Bey, ne diyorum? Yanık tadı alıyorum. Ama olabilir. Açmışsınız, elinize sağlık. Teşekkür hani, ederim ama elinize sağlık. Yani o kadar da hani sizin dediğiniz gibi aman bir yanığı yoktur. Tamam, ben yorumumu yapıyorum. Siz tamam. De cevabınızı veriyorsunuz. Elinize emeğinize sağlık. Açmışsınız, tadına baktım ama benim ağzıma yanık tadı geldiği için rahatsız oldum mu söylüyorum. Ben anlamıyorum yani, gün 5 çaylarında gelen misafirlere de öyle bir cevap veremeyiz. Yani Kadir Bey, yanığından yemeyin, düz yerinden yiyin. Yani öyle şey mi hayır yani, yani Kadir Bey? Siz özellikle oradan yediniz. İnadına mı götürdü, evet, yanıktan yedi? Aynen öyle. Zeliha Hanım tetkik ediyor. Evet. Elinize sağlık, açmışsınız. Yani böreği de ocakta pişirmek çok... Hiç kimse onu yapamaz gerçekten. Hiç kimse değil de Kadriye yani. Hanım herkes yapar. Ama biraz yanmış. Ama tadı güzel, ben tadına teşekkür bir şey ederim. Ama yanmış yani. Birazcık yani, yandı. Evet öyle aman yoksa yiyecek... hiç kimse yapamaz diye bir şey yoktur yani. Yani öyle aman yapılacak şey yani şey diyecek değil. Yani kolay bir şey mi diyor? Ama oradaki ne var? Kolay değil. Kolay bir şey mi diyor? Yok yani kolay değil. Yani yemek istedim. Asla kolay değil. Gerçekten doğru bir cevap verin. Şu anda sorduğum soruyu. Siz bunun bu görüntüsünü yani şu yanık... Görüntüsünü tabağında beğendiniz mi? Şuradaki şu siyahlıkları. Hayır tabii ki beğenmedim. Görüntüyü beğendiniz mi? Doğru söyleyin yani, şimdi burada doğru, şey hayır. Yok yani. Siz bu görüntüyü beğendiniz mi? Ben hatırlıyorum Gökçen Nur Hanım. Yani düzgün şimdi, çevirmiş olsaydı şey pişirirken beğenmedim. O yanık olmazdı. Onun gider. Peki. Elif Hanım siz nasıl buldunuz? Bol tereyağı ile olur. Bunda tereyağı yok mu? Sadece tereyağı kullandım. Tereyağı kokusu. Tadını alamadım da buram geliyor ya. Hiç başka bir yağ kullanmadım. Sadece tereyağı. Tereyağı tadını bulamadım dedin ya. Ye o zaman. Büyükçene bir parça kes, basak zangüt kesin işte güzelce. Önceki yarışmalarda Sevda Hanım vardı. Ben beğenmesem de yerim. Evet Sevda Hanım yani. Kalanları da istiyordu yok götürmek ya, şey, için. Yok ya olmamış yani. Neyi olmamış? Hamur olmuş, kalın olmuş. Ya siz fark ettiniz mi kalını? Peynirini çok koyduk da. Yok aşırı ama kalın olmuş diyor. Kalın olmuş. Ya aşırı peynir koyduk. Hayır yufkaları bakın, kalın olmuş. Bendekiler ince bilmiyorum ha, bak, yani. Bazıları biraz, ince olmuş. Biraz kalın bendeki olur kalın su böreği olmuş. Öyle. Belki yufka, bir yere toplanmış. Yok ya bak Elif Hanım'ınki evet, farklı, onunki kalın. Ama bendeki işte, de ince. Benimki de ince. Yok kalın. Yok benimki de olabilir. Peki beğendiniz mi Elif Hanım? Yani meşakkatli bir şey yapmış, önümüze sunmuş. Beğenmedim ama yapmış, önümüze getirmiş. Eline sağlık. Yani puan verebilirim de vermeyebilirim de. Yok ben net olurum sonra o konuda. Sonra o konuda net olursunuz. Peki. Evet. Ne diyorsun Kadriye abla yorum hakkında Elif Hanım'a? Ya, bir şey anladın mı sen? Ya şimdi Elif Hanım tereyağı tadı almadım diyor. Tereyağı tadı almadım evet. Biz biraz da özellikle kalın olmuş. Bütün hiç siz başka yok kullanmadık. Kalın olmuş. Ben de çok severim. Çok yaparım. Hani bu şekilde yapmam bir de ben. Soğumuş o yüzden o tadını almadın. Yok yani soğukluğuna bir şey demiyoruz soğuk zaten. Soğuk zaten biz. Soğuyor hani beğenemedim. Peki afiyet olsun beğenemedi Elif Hanım. Tekrar ben de aldım. Tereyağı tadı bana geldi. Geldi ya tereyağı çünkü sırf tereyağı kullandım. Çok severim de hani alamadım. Olabilir. Tereyağı tadı çok geldi. Yalnız biraz yufkalar biraz daha haşlanması gerekiyormuş. Evet.
Yani Elif Hanım'ın dediği kalınlığa katılıyorum. Yufkalar çok haşlanmadığı için araları açılmamış. Aralarına yağ rahat sürmeliydi. Yani hepsine yağ sürdüm canım. Yağ şey yapmamış. Aa, yok yağı bol, yağı bol. Ama kat kat yağ sürdüm. Biraz haşlaması hızlı olmuş. Biraz daha rahat haşlanıp yumuşaması gerekiyordu. Hani, kalın olmuşlar. Bir de haşlar haşlamaz soğuk suyun içine atıyor. Direkt attı zaten. Birkaç saniye bekliyorum. Yani ama şimdi zaman çok kısıtlı ya. Çok şey yaptık. Şöyle belki söyleyeyim. Ondan olabilir. Hızlıca aldıysa. Yani Medine Hanım. Peki bir şey rica edebilir miyim arkadaşlar? Yorumunuza yani. Katılmıyorum. Sizin yorumunuza niye katılayım ben? Siz beğendiniz. Daha benim yorumumun Kadir üstüne niye yorum yapıyorsunuz? Kadir Bey konuştum. Ben ondan sonra konuştum. Sizin yorumunuzun peki bugün dördüncü gün ben daha kaç defa söylemem gerekiyor ben yorum yaparken bana müsaade edin diye. Yani ben size söz hakkı veriyorum. Sizin sözünüz bölünmesin diye diğerlerini susturuyorum. Ama ben yorum yaparken muhakkak araya girip yorum yapıyorsunuz. Size söz hakkı verdiğimde lütfen bu söyleyeceklerinizi söyleyin olur mu? Katılıyorum demek istedim. Katılmayın yani. Efendim. Siz kendi yorumunuza katılıyorsunuz yeterli. Bana katılmayın. Peki. Ben söylemek istiyorum rahat rahat her şeyi. Ama dördüncü günde bana hiç müsaade etmiyorsunuz. Artık sonuna geldim yavaş yavaş. Birbirinize müdahale ediyorsunuz. Bana müdahale etmeyin lütfen. Ablacığım böreğin yufkaları çok haşlanmamış. O konudan yana müzdarip olmuyorsun. Biraz daha haşlansaydı daha yumuşak olurdu. Tereyağı kokusu bana gayet güzel geliyor. Evet Elif Hanım'a yanık kokusu yanık tarafı gelmiş. Üstü güzel pişti ama alt üst ettiği zaman altını bıraktı buraya masa kurmaya geldiği an biraz kalmış. Ha evet misafirlikte hoş olmayabilir yanık bir şey gelmesi ama tadını almak açısından en azından şöyle yanığı sıyırıp altından bakabiliriz diye düşünüyorum. Hani yarışma olduğu için yok dedin ya yanık tadından ben böreğin tadını alamıyorum diye. En azından yanığı biraz sıyırıp altından kesersen böreğin tadı gelir diye düşündüm o yüzden. Çünkü önümüze bir su böreği gelmiş. 2 saatte uğraşması çok zor. Şimdi menüleri hep kolay dendi. Zor bir şey geldiğinde de biraz da bunun hakkını verelim istiyorum. Yok yani. Tamam. Zor bir şey olduğu için. Şimdi direkt yanık diye böyle kenara atmayalım o böreği. Çünkü içinde bayağı bir uğraş var. Haşlaması, indirmesi, tabii. Kaldırması. Zor istiyorlar. Aha sana zor işte su böreği. 2 saatte uğraş dur bununla. Yani o da pişmiyor niyeyse o da rahat. Evet onun da haşlaması zor. Onun da haşlaması